Kariyerim boyunca 9000'den fazla başarısız atış yaptım. 300'den fazla oyun kaybettim. 26 kez oyunu kazandıracak atışı ıskaladım. Çabaladıkça başarısız oldum. Başarısız oldukça çabaladım. İşte başarımın sırrı diye Michael Jordan bize neyi göstermek istiyor? Her bir bireye ne fazla ne eksik. Fakat doğru miktarda gıda ve egzersiz sunabilseydik sağlığın en emin yolunu bulmuş olurduk diyen Hipokrat'ın anlatmaya çalıştığı ne? Spora vereceğimiz mana, gençliğe vereceğimiz mananın öz kardeşidir diyen Peyami Safa, aslında birçok psikolojik esere imza atan bir yazar olmasına rağmen neden sporla ilgili tarihi bir söz söyleme ihtiyacı duyuyor? Hayal gücü olmayan insanın kanatları olmaz. Muhammed Ali'ye gelen ilhamla kameralara bakıp üstüne basa basa söylediği bu söz bize neyi düşündürmeli? Sporsuz bir hayat nitelikli bir şekilde yürütülemez. Bu işe önce çocuklarımızdan, sonra kendimizden başlamanın yollarını bulmalıyız. Bir çocuğun en geç 10 yaşına kadar uygun bir planlama dahilinde sporla tanışmasının şart olduğunu söyleyeceğiz. Hayatımız boyunca yaptığımız ve yapacağımız işlerde niteliği artırmak, zaman tasarrufunu maksimum seviyeye ulaştırmak için mutlaka ama mutlaka sporla kardeş olan bireylerden olmalıyız. Başarılı bir öğrenci olabiliriz. Bir mühendis, bir öğretmen, bir doktor, bir iş adamı. Fakat spor olmayan bir hayat hep eksiktir. Sporla kalın, bizimle kalın.